Türk demokrasi rüştünü defalarca ispat etmiştir. Kim ne derse desin, bu alanda pek çok Batı ülkesinin ilerisinde bulunduğumuz sarih bir gerçektir. Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi veya gazetelerin aziz milletimizin iradesine, Türkiye'nin demokrasi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlemlenmektedir. Almanya'da, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de çıkan dergi ve gazeteler sistemli ve şiddetli algı operasyonları yapmaktadır. İngiliz The Economist, Erdoğan gitmeli diyor. Alman Spiegel 14 Mayıs işaret ederek ayrılış mı, kaos mu diye manşet atıyor. Fransız Le Point dergisi Erdoğan diğer Putin başlığını kapatmaktan başlıyor. Gene Fransa'da yayınlanan bir derginin manşetinde Erdoğan kaos riski ifadesi yazıyor. ABD'de yayınlanan Foreign Policy dergisi 14 Mayıs seçimlerine dış müdahale çağrısında bulunuyor. Maalesef listeyi uzatmamız mümkündür ve Batı 14 Mayıs seçimleri öncesi aleni şekilde Zillet İttifakı'ndan yana tarafını koymuştur. Türkiye'nin iç siyasi gündemine karışmak, demokrasi namusunu lekelemeye çalışmak bir defa gayri ahlaki ve gayri meşru bir tavırdır. Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Bunu kendinde hak göremez. İktidarın ruhsatı ne Amerika Birleşik Devletleri'nden, ne İngiltere'den, ne Almanya'dan, ne de Fransa'dan alınabilecektir. Bunun ilafına hareket edip Batı'nın desteğini almak için yanıp tutuşanlar, Türkiye düşmanlarının kirli çıkarlarına hizmetkarlık vaadinde bulunanlar kesin kez emperyalizme, beşinci kol faaliyetine heveslenen köksüzler, kimliksizler ve tabansızlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı hedef alarak gitmeli manşet atan bir dergi bizim için yırtılıp atılacak kağıt parçasından farksızdır. Aziz Türk milletimin nezdinde de yok hükmündedir. Bunlar kendilerini ne sanıyor? Türk milletinin iradesine ambargo koyacaklarını nasıl düşünüyorlar? Türkiye sömürge artığı bir ülke değildir. Demokrasimizin çarkına çomak sokmak isteyen iç ve dış şer cephesi despottur, değersizdir, dedikoducudur, densizdir. 14 Mayıs'ta devrilmeleri kaçınılmaz bir siyaset ve milli irade gerçeği olacaktır. Türkiye'ye ayar verilemez, Türkiye'ye istikamet gösterilemez. Türkiye kafa kola alınacak, taviz ve teslimiyet anaforuna çekilecek bir ülke olamaz. İç barış ve huzur ortamımızı bozmak, 14 Mayıs seçimlerini sabote etmek amacıyla maşalar devrede, ajan provokatörler sahnede, alçaklar mesaidedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.